Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi mutsuz survival serimize, efsane serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir girdim server'a gece olmuş daha yeni. Şurada bir yerden çıktım hemen uyuyayım sabah videoya gireyim. <laughs> Yatağım burada olmadığını unuttum abi. Hemen evimize gideceğiz. Arkadaşlar geçen bölüm ev yapmıştık biliyorsunuz ve... Abim videosunda spoiler vermiş arkadaşlar bilmeden. Yakınımda canavarlar Allah! bayağı yakınımda. Arkadaşlar gidip abim videosunu da izleyebilirsiniz. Ben burayı yayınlamadan gezdirmiş ama Olsun canı sağ olsun. Saldırısını savuşturamadıktan sonra düşmanın kim olduğu fark etmez. Ben niye böyle hızlı konuşma modundayım? Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlemeden önce ikinci kanala ben yine sessiz Bedwars videoları attım. Boğazımı dinlendirmek için gidip ikinci kanalımdan yani ismi ADŞ arkadaşlar ikinci kanalımın önerilen kanallarda var zaten. Hatta bir tane arkadaş şey yazmış. Yalan söylüyorsun sen ADŞ değilsin. <laughs> Adişehir'in <laughs> 480 bin abonesi var. Sen değilsin falan yazmış. Dedim ki abicim bu benim kanal ya. <laughs> İkinci kanal ya. Hani önerilen kanallara koymasam böyle bazen çünkü benim kanal taklit taklit edenler olabiliyor. Ee, öyle olsa arkadaş diyeceğim ki haklı bir e, şüpheye düşmüş ama ama o da beni savunmak için hani çocuk da keyfine şey yapmıyor da. Arkadaşlar şunu bir öldüreyim daha abi. Bugün yine o tatlı beyizimizde... Arkadaşlar emeklilik hayatına <laughs> görünce emeklilik değil. Neredeyse emekliyordum abi. Emeklilik hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İyice gelişiyoruz. Bu ne demek? Zaten evimizi mevimizi de yaptık bayağı abi. Arkadaşlar ana base'imize döneceğiz ama buranın keyfini çıkarmak istiyorum. Huzur dolu abi burası. Ana base'imiz de huzur dolu tabi de. Burası gerçekten efsane oluyor arkadaşlar. Şimdi bu bölümde sandıkları da taşıyacağız arkadaşlar. Hatta birkaç sandık yapıp Buraya getirsem mi? Yani bir sürü işimiz var arkadaşlar. Sandık taşıyacağız. Bir tane şey köylü yapmamı istemişsiniz arkadaşlar. O köylünün adı neydi? Bak zırh. Zırhçıydı sanırım. Ona çubuk satabiliyormuşuz. Abi o şekilde kolay yoldan zümrüt kasabilirsin demişsiniz. Ve arkadaşlar aslında zaten zırhçı yaptırmam gerekiyor. Neden derseniz ben elmaslara bazı arkadaşlar zaten yazmış da ben zaten öyle yapacaktım. Elmaslar arkadaşlar direkt elmas zırhlarımıza elmas harcamak istemiyorum. Bir tane köylü var. O köylü elmas zırh satıyor. O şekilde yapmak istiyorum. Şimdi şu envanterimdekileri bir boşaltayım. Taşımayı daha sonra yaparım. Arkadaşlar tamam envanterimi biraz boşalttım. Şunları da şuraya atayım. Dayım hala eşyalarını almamış. Şunu da şöyle orada doluymuş. Şuraya atalım. Şunları da at. Şimdilik envanterimi boşaltmak için yaptım arkadaşlar. Oraya güzel bir sandık şeyi, zemini falan da düzelteceğim. Tatlı olacak. 29 seviyeyiz. Bu arada arkadaşlar ha, onu, onu, yapalım önce. Köylüden ne çıkıyor bakalım. Haritacı, haritacıya mı satıyor diyorlardı ya. Haritacı değildi. Haritacı mıydı acaba? Abi demirci masasıydı herhalde ya. Arkadaşlar iki tane demir, dört tane tahta. Arkadaşlar bu arada şu an hala şeyin etkisindeyim. Allah. Onu kırdım. Arkadaşlar ben e, The Hundred, The <laughs> 100. The yüz, the yüz arkadaşlar e, izliyorum. Yani çok bitmiş, final yapmış bir dizi de. Beşinci sezonunu bitirdim az önce. Acayip bir etkisinde kaldım. Böyle afalladım. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim benden yabancı dizi tavsiyesi bekleyen arkadaşlar olursa. Şimdi kardeş sen e, alet ustası... Ha bundan zaten yapacağız ama. Arkadaşların bahsettiği çıbıkçı bu değil abi. Ona eminim. Bence bu değil. Muhtemelen o zaman şeymiş. Diğer düşündüğüymüş. Demirci Ha şey şey. Okçu okçu. Abi o zaman şu haritacı masası ya. Yapmamız gereken sanırım o. Okçu çünkü hedef tahtasında falan ondan olmaz diye düşünüyorum. Yalnız kağıt lazım. Kağıt yok. Hemen şu aşağıdan kağıt alıp gelelim. Hatta arkadaşlar bu aşağıya gelmişken direkt iki tane kırıp götürmeyeyim. Komple bu şeker kamışların hepsini toplayayım. Evimizde buradan çok güzel görünüyor. Hepsini toplayalım şeker kamışlarımızın. Hoppa bayağı çıktı arkadaşlar. Bunları arttıracağım da şimdi de şu şeyi bir halledeyim de köylüyü. Kafam orada takılı kaldı çünkü. Şu merdivenden dolanalım. Daha maden yerimizi falan da düzenleyeceğiz. Arı ne yapıyorsun arı? Arkadaşlar mayayı da özlediniz mi ya? <laughs> haritacı masası. İnşallah budur. Bunlar değilse bile arkadaşlar bunları da illa daha kö, köylü arttırıp daha fazla. Bunları da illa bu mas mesleği veririz diye düşünüyorum. Gelsin bakalım şu mesleksiz arkadaş. Gördü bak geliyor. Evet abi. A ha. Abi haritacı. Yok abi bu çubuğa vermiyor. Neden deyin abi? Çünkü bunun aynısından şeyde vardı. Bizim ana orada merkezimizde vardı hatırlıyor musunuz? Haritacı böyle altın yerine koymuşlardı ve buna buna vermiyordu abi. Ha okçu masası varmış ya abi Allah kahretmesin. <laughs> okçu masası varmış ben de yok gibi hatırladım da dur abi hiç problem değil. Ondan da yapalım abi bir sürü meslek verecek şey oldu. Bunların hepsi lazım olacak arkadaşlar bize dediğim gibi. Çünkü köylüleri çok iyi kullanmamız gerekiyor. Gel bakayım bir de okçu ol bakayım oğlum her mesleği denedim be. İsmail abi gibisi bunun adı İsmail abi koyalım mı? Tamam arkadaşlar okçu oldu bu. Şimdi Direkt başta çıbık versin istiyoruz arkadaşlar. O yüzden koyup koyup kıracağım. Evet arkadaşlar işte sizin tıpkı yorumlarda yazdığınız gibi hatta şöyle çıbığa çevirip yani bol bol odun toplayıp bundan zümrüt kasabiliriz arkadaşlar. Gideyim abi şu şeker kamışlarını bırakayım biraz odun getirip ondan seviye kasayım. 30 level olmuşum bu arada. Abi şeker kamışlarını koyacak yer bile yok. Görüyorsunuz. Yani bunları şimdilik koymayayım o zaman. Her yer ne kadar dolu. Şöyle bir odun şunlar da abi. Bir sürü çubuk yapabildiğim kadar yapacağım. Satabildiğim kadar da satacağım ama öncesinde bir tane Büyü basayım diyordum bak sürekli git git Geliyorum da şimdi arkadaşlar kazma Şimdi artık kazma basmamıza gerek yok bence Bir tane kılıç yapalım mı abi Bir tane kılıca büyü basalım abi Bakalım kılıca ne verecek Süpürücü kenar çok iyi sadece süpürücü Kenar kötü abi <laughs> Sadece süpürücü kenar nedir ya Okçu da yemin ediyorum aynı şey gibi olmamış mı Eski Türk filmlerinde genelde Almanya'dan Gelenlerin böyle bir şapkası olur ya arkadaşlar Hayır onun gibi olmamış mı okçu <laughs> Bunu bir seviye arttıralım. Atla at bakayım seviye. Oğlum hepiniz buraya niye geldiniz gidin. Yay veriyor abi güzel. Yine çubuk satmaya devam. Artık çok fazla seviye arttıramıyoruz arkadaşlar çubuk satarak. Kitlendi. Yalnız gravel ben sana niye satayım oğlum. Senin bana gravel satman lazım. Arkadaşlar şuradan biraz yay alarak seviye arttıralım. Yay envanterimizi dolduracak ama yapacak bir şey yok. Arbalet. Çok iyi. Abi bak. Diğer tarafta olsaydık buna şeyi verebilirdik. Örümcek ağa satabilirdik. Arbalet de alacağım arkadaşlar. Bunu yine seviye arttırmak istiyorum çünkü. Şunları da kağıt yapıp kütüphaneciye satayım o zaman biraz. Tamam abi 10 tane de oldu. neredesin? Lengeli fötür müydü o neydi? <laughs> Şunları alalım. Hop bir tane daha arttı. Hadi oğlum güzel bir şeyler ver artık. Tamam. Oo arkadaşlar çok iyi. Güç 2 kırılmaz güç yumruk 1 yay veriyor abi. Tertemiz. Oo, bu arada tavukların tüyleri de artık işe yarayacak. Arkadaşlar yayımızı bundan alabiliriz ki büyü de basabiliriz bilmiyorum ama. Direkt böyle büyü basılmış yay da oluyor. Ya, elimizde olur güzel olur. Şimdi ben bu yayları ve arbaletleri şimdilik arkadaşlar şuraya atacağım. Buna bakar mısınız envanterimiz full çakılı. Hala çubuk sat satması kapalı mı hala açılmış oluyor bazen. Yok abi hala kapalı. Tamam bunları. Şimdi madem bunları tahtaya çevirdik bu kadar. Arkadaşlar bir sürü sandık yap. Aşırı fazla yap lalak yapmıyorum 22. Yeter abi. Yeter artar bile. Yalnız zemini de ben ee... Bir değiştirmem gerekiyor. O yüzden biraz daha meşe odun alacağım. Zemini meşeden değil de ladinden mi yapsak acaba? Ladin. Hatta kapısında ladin kapı yapalım arkadaşlar. Biraz ladin ağırlıklı olmuş oldu evimiz. Yeni evimiz nasıl? Süper değil mi? Ben bir tane ladin kapı yaptım arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Ya da aynen aynen böyle olsun abi. Evin içine girip craft yapmamız gerekiyor bazen. Diğer zaman ters oluyordu. Hemen bir uyuyalım. Bir yudum da çay alalım. Günaydınlar arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. Zaba oldu yine zaba ettik. Şuradan başka şu zemini komple bir kazayım. Değiştireceğim çünkü. Hop zemini topladık arkadaşlar. Ladinlerle zemini bir kaplayalım hemen. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar zemini şöyle kapladım. Yalnız ben şekil şu da elden bırakmak istemiyorum. Birazcık meşe alıp geleceğim arkadaşlar. Abi 64 tane meşe aldık. Zaten ikinci katın zemini e, meşeden de değil mi? Aynen. İki katın zemini farklı olabilir. Bunu meşeden yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar bazı yerleri şöyle birkaç tane kıracağım. Aralara meşe atacağım. Hani tahtaların bazı yerleri daha koyu kalmış ya da açılmış gibi ne bileyim böyle biraz doğallık katmak adına. Bu şekilde. Güzel değil mi? Bence de. Şimdi üst kata çıkayım. Üst kata da biraz böyle yapalım arkadaşlar. Şöyle iki üst katta full şey ya. Buraya da ara ara ladin atalım arkadaşlar. Bu şekilde. Nasıl? Böyle farklı bir şey oldu. Ve hemen şu merdiveni de halledelim yoksa sandıkları taşıdıktan sonra. Dur abi sandıkları taşıdıktan sonra buraya zaten yoğunlaşacağız. Sandık odası tarafı olarak arkadaşlar burayı düşündüm. Aslında merdiveni de buraya koyduk ama burası tam tamına bir e, büyü masalık yer ya. Tam şu ortaya koyuyorsun. Kenarlara şeyleri koyuyorsun. Tam bir büyü masalık yer aslında. Onun için merdiveni tam şu ortadan mı versek diye düşünmeye başladım. Çünkü direkt girer girmez. Olabilir abi. Kır yatağı. Yatakta şöyle şurada bir yerde dursun abi. Şöyle ya da üst kata yaparız belki yatak odasını bilmiyorum. Şimdilik ben şu sandıkları bir halledeyim de. Arkadaşlar aralarında birer boşluk bırakarak yapalım bence. Mesela atıyorum bloklar oraya falan diye. Çok her itemin ayrı sandığını yapmayacağım arkadaşlar bu sefer. O yüzden aralara büyük boşluklar bırakarak yapacağım. Şöyle şuralarda yemek olsun arkadaşlar öylesine koydum. Şimdilik bu kadar sandık yeter. Malzemelerimiz arttıkça sandıkları arttıralım diye düşünüyorum. Mesela arkadaşlar direkt girdiğimizde bence e, şu arkası fazla olmuş ama taş toprak tarzı şeyler için olsun. Şurası tahtalar için olsun arkadaşlar. Şurası da bitki, börtü, böcek. Üç ayrı sandık ya. Üçe böleriz onları. Sıkıntı yok. Mesela tahtalar altı attık. Odunları bir üstte falan. Taş cinsinden de öyle. Topraklar aşağı falan. Hallederiz onları. Şimdi bol bol sandık taşıyacağız abi. Öncelikle blok sandığını taşımak istiyorum arkadaşlar. Komple al alabildiğim kadar envanterime. Envanterim de hemen doldu. Şunları hemen yukarı götürelim. Bunları hemen bir boşaltayım arkadaşlar. Mesela buraya tahta koyduk ya böyle. Tahta merdiven falan. Şuraya da çit, merdiven bilmem ne. Şu aşağıda merdiven koymuştuk herhalde. Yarım masamak merdiven tarzı da bunlar birbirine neyse abi. Şöyle yapalım. Şuraya da odunları koyarız en üstte. Yeşillikler buraya. Dikilebilir şeyler arkadaşlar. Mesela bu kağıt. Yeşilliklerden çıktığı için buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Şimdilik gösteriyorum ki arkadaşlar size. Mesela gün Bunlar da hayvan dropları diye düşünüyorum. Bunda bu sandık olsun arkadaşlar. Ve şunlar da şimdilik buraya koyalım ki. Burada kalsın. Değerler mesela onları da en yukarı koyalım şuraya. Zümrüt, elmas, lapis lazuli tarzı şeyler de en yukarıya koyalım. Blok yerlerinde. Veya onları bir saniye abi kır burayı. Bura zaten eşit durmayınca benim canım sıkmıştır. Şuraya ikili bir sandık yapalım. Değerler bu tarafta olsun abi ne fark eder. Şurası zaten komple sandıkla dolacak. Hemen gidelim yine envanterimizi dolduralım. Blok sandığını boşaltmaya devam arkadaşlar çok az kaldı. Tamam yine doldurduk hemen bunları boşaltmaya götürelim. Hemen bunları da boşaltalım. Arkadaşlar hayvan dropları buraya şurada. işte böyle e Dur şu şuraya atalım. Böyle yaprak falan da buraya koyalım arkadaşlar. Kağıt falan düşen şeyler hani çevirdik ya. Ladin yaprakları falan filan da burada doğru. Ya da şuraya bir yere mi koysak? Dur abi yaprak tarzı şeyleri al abi. Şuraya koyalım. Ağaçlardan çıkan şeyler sonuçta değil mi? Yine güzel bir şekilde envanterimizi boşalttık. O sandıkta bitmişti. Hem o sandığı hem de bir, bir envanter dolusu malzeme daha getireyim. Hop selam. Bura bitti bunu kır. Ya da bu sandıklar burada dursun abi buraya. Çünkü tarladan çıkan malzemeleri buraya getireceğiz. Değerli sandığını boşaltalım bir. Değerli sandığını götürebilmek için arkadaşlar çoğunu yapabildiğimi bloklarına çevireceğim şöyle. Kömürleri de dahil. Demirleri de dahil. Tamam yine doldurduk envanteri. Hemen götürelim bunu yukarıya. Buraya da patika ve merdiven çekeceğiz. Merak etmeyin evimize giden bir. Arkadaşlar bu kapıyı böyle içeriden koyacağım. Çok ters geliyor bana. Şöyle direkt girmek ve şu şekilde çıkmak daha kolay geldi. Hemen bunları da değerleri, değerli olanlar orayı çok karıştırmışız. Değerli sandığını atalım. Değerliden ziyade madenler yani arkadaşlar. Bir sandık daha yaptım. O sandığa da yedek zırhları koyacağım arkadaşlar şuraya şöyle. İşte bunu ikili yaparız. Yedek zırhlar ve itemler yani böyle. Şunlar. Şunlar da şöyle bir şey bir düzen getirdim ama getirdim ama inşallah güzel olur. Mesela arkadaşlar bakın kovayla şeyde şey de, çakmak da bir alet olduğu için buraya koydum. Ve bir karar değiştirdim arkadaşlar. Nedir bloklarını şöyle alıyorum. Ku, bu, kuarslar da buraya dahil. En üstte nedir bloklarını koyuyorum. Yani böyle kafamıza göre düzenlemeler yapacağız. Şimdi Burada ilk defa yazacağız. Bora niye böyle karanlık duruyor? Şuraya bir tane işaret. Yalnız yatak burada biraz kötü durdu. Ee, yatağı arkadaşlar madem şuraya bence şey yapmayacağız. Şöyle yemekler de yanında dursun. Şöyle şuraya işaret alalım. Burada yatalım abi. Bence güzel bir yer. Yani yatak odası yapmaktan da buranın çevresini düzenleyebiliriz. Bence güzel olur. Şimdi aşağı tekrar gitmeden önce şu yaptığım süpürüç kenar kılıcını arkadaşlar büyüsünü sökeceğim. Ondan sonra şuraya koyacağım. Şöyle şurada dursun. Ve Köylüler sürekli açılmıyor biliyorsunuz. Ara ara köylülerle alışveriş yapmayı kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Ama şeyleri yukarı götürdük değil mi? Yaprakları. Yo şey. çubuklarda mı götürdük? Çubukları ben buraya bir yere koydum diye hatırlıyorum. Abi hiç problem değil. Ben yapacağım o alışverişi. Çünkü geciktiremem. Günde 3 kere falan ne alışveriş yapabiliyoruz zaten? Gün boşa gitmesi Sürekli yapalım ki emırıltımız artsın. Buradan iki stek tahta aldım bunları sırf çubuğa çevirebilmek için. Şeker kamışlarını da aldım arkadaşlar hepsini kağıda çevireceğim bunları da satabilmek için. Yalnız mahsuller çok birikti. Bu, bu bölümde bayağı bir taşınmaya uğraşıyoruz. İnşallah bugün e, bu bölüm en azından şu tarlalara falan da bir bakabilirim. Biraz malzeme de toplamamız gerekiyor çünkü. Hemen şuna biraz arkadaşlar çıbık satalım. Kütüphaneci de biraz kağıt satalım. Şimdi bu son seviye olmadığı için benim içim rahat etmiyor arkadaşlar. Şundan alayım bir tane. Hatta başkalamıyoruz mu? Yok abi. Artık yayımız oldu. Şimdi yay gezdirsem mi yanımda gezdirmesem mi? Şöyle elim rahat ettiydi ya. 1-2-3-4 falan diye. Bilmiyorum. Şimdi yukarıya boşa gitmiş olmayalım. Envanterimi bir doldurayım arkadaşlar. Öyle gideyim. Envanterim böyle çok karışık dolu abi. En karışık sandığı aldık elimiz ama yapacak bir şey yok. Şu karışık <laughs> envanteri bir boşaltayım abi. Şu İpek sokunuş kitabını da değerlerin içine koyayım da. Arkadaşlar şu tarz buğday işte ladin fidanı bilmem ne onları buraya koyacağım. Aslında ladin fidanı şuraya koymak daha mantıklı geldi şimdi. Yani havuçtur bakın. 150 patates. Ne kadar saçma olsa da bu çiçekler falan. Onları da bu sandığa koyacağım. Ve tasarım bloklarını koyacağım arkadaşlar şuraya. Sadece tahta değil. Mesela camlar bir tasarım bile odur. O yüzden onları da oraya koydum. Crafting de buraya atacağım. Camlar da burada duracak. Daha sonra ayrı bir sandık yaparsak taşırız onları. Mesela feneri de tasarım yerine attım yani anlayacağınız gibi. Ve meşaleleri de malzeme yerine atıyorum. Veya meşaleler arkadaşlar şu tarafımızdaki sandığı atabiliriz. Bu kadar zaten içi yemek de olsa yeter. Hatta şunu alalım mesela ne bize ne gibi bir etki verecek bakalım. Ne verdi abi? Zayıflık verdi. İşte böyle saçma sapan şeyler de veriyor bazen. Bunu at buraya bir yere silinsin ya. İnsanlara mantar kötüymüş gibi gösteriyorsunuz ya. <laughs> tamam abi son sandığı da şöyle boşaltayım komple. Tamam bu kadar etti. Oradaki sandıkları ellemiyorum. Bunları yukarı götürüyorum. Hemen bunları da bir boşaltayım. Abi şu taş kazma, altın kılıç falan bunları koyacaktım da geri vazgeçtim ya. Arkadaşlar rayları da alet edevatın yanına koyuyorum. Alet edevat yok. İcat yapanı yakarım. Bunlar at buraya silinsin abi. Bunlara ne ihtiyacım olacak ya elimle gezdirip duruyorum. Tamam arkadaşlar burayı komple sanırım boşalttık. Yanımda 48 oklular niye geziyorum bilmiyorum ama. Burayı sanırım komple boşalttık. Güzel şu fırınları da taşıyalım bence abi burada. Ya da burada belki yemek pişiririz şeyler için. Yukarı ayrı fırın yapalım. Burası bizim yemek sandığımızda. Burayı komple boşaltıyorum daima malzemeler kalsın burada. Tamam abi hemen bu yemek malzemelerini de yukarıya götürelim. Bayağı da yemek malzemesi varmış şu olaya baksanıza. Şu pusulayı ben ne yapacağım ya? pusula arkadaşlar alışverişten aldığım şeyleri aşağı koyacağım. Pusulayı da keza öyle. Alışveriş ve tarlalardakiler burada kalsın abi. Yani ihtiyacım olduğunda buradan gelir alırım. Buradaki örs de burada dursun. Şu da fırınlarda. Burayı bozmayacağım abi. Yapacak bir sürü iş şey var. Ne yapsak diye düşünüyorum da. Hangi birini yapsak diye düşünüyorum daha doğrusu. Şu kazmamızın canı çok az bir tane arkadaş demiş ki. Abi şununla birleştir. E, canı artsın demiş. Hem de hani verimlik 5 olur. Verimlik 5 olmazsa aslında bizim için çok önemli değil abicim. Ben bu şeyi başka bir şekilde kurtarmak istiyorum. Servet kazma sonuçta. Gerçi sıfırdan bir kazma yapıp büyü bassak abi. Mesela bunun büyüsünü alacağım. Bak izleyin. Gerçi bunun büyüsünü niye alıyorum ki? Başka birinin can azaldığında onunla birleştireyim ya. Buna tamir basıp tamir etmemiz lazım. Onda Enderman farmını kullanmak da biraz gönülsüzüm. O yüzden şu kazmayı kırılmadan buraya bırakayım. Yanımda şunu gezdireyim abi. Doğru düzgün kazma Hatta şunların ikisini de. hadi arkadaşı kırmayayım. Birleştireyim birazcık level'ım gidecek ama olsun. Çok az gider diye düşünüyorum. 17 diyor. 7 Servet, verimlilik 5, full canı oldu. Sırf o arkadaş için yaptım. Al abicim. Bak bir sürü level'ımız gitti. <laughs> bunlar dursun arkadaşlar burada. Arbaletler, cartlar. Hatta dur abi, bunlar burada durmasın. İçeriye taşıyalım bunları. Alışverişten aldığımız şeyleri buraya taşıyacağız dedik ya. Buna bakar mısın? Bir sürü yay ve bir sürü arbalet. Okları da, oku da yanına, yanlarına koyalım okları. Öyle kalsınlar. Şimdi arkadaşlar artık şu tarlaları da bir toplamak istiyorum. Çeker kamış niyenini biraz daha arttıracağım. Ama öncesinde şu evin üst katına çıkan merdivende de yapayım da ondan sonra kafam rahat etsin. Eve daha dekor falan yapar mıyız bilmiyorum. İksir tezgahı aşağıda kalsın. İksiri yapacağımız zaman oraya gideriz. Buraya ekstra başka şeyler de yaparız arkadaşlar. Burası biraz aslında o ev bize küçük gelmesi şu yönlendi. Depolama alanını sıkıntı çıkarıyordu. O yüzden değiştirdik. Aslında o evi seviyordum yani. <laughs> Yanıma biraz merdiven aldım arkadaşlar. Ne dedik? Şurası olmaz dedik. Burası tam büyü masalık yer dedik. Merdiveni şuradan çıkış. Böyle girdik ya. Hemen burada yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum ama yanıma biraz tahta falan da aldım. Biraz dar bir çıkış olacak yoksa direkt şuradan mı yapsak ya? Büyü masasını da buraya... Yok burayı daraltır büyü masası. E, merdiven de daraltır burayı. Burası tam merdivenlik yermiş aslında. Tamam abi buradan yapıyorum ya. Çünkü düşündüm taşındım. Diğer türlü orası saçma olacak. Arkadaşlar böyle bir merdiven yaptım. Tam blok koyalım buraya. Tamam. Burayı da düzelttik. Arkadaşlar şu şekilde yukarı biraz geniş olsun istedim. Hani düzgün bir şekilde çıkalım istedim. Büyü masasında şuraya bir yere koyarız artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bayağı da geniş olur etrafı. Güzel olur. Ve yatak odasını da buraya yapabiliriz. Ama ben her seferinde e, yatmak için üst kata falan çıkar mıyız? Çıkarız be. Düşündüm de vallahi çıkarız ya. Yatağı al abi. Taşıyorum. Yemekler dursun orada. <laughs> arkadaşlar büyü masası burada olsun. Yatak odamızı buraya yapalım abi. Manzarası biraz kötü olacak ama. En azından sırtımıza güzel bir manzara olduğunu bileceğiz. Camada yiyeceğiz sırtımızı. Bakın şöyle her gün yatmadan önce güzel manzaraya bakacağız, öyle yatacağız. Hatta şu abi şöyle çevresini kapatsak çok şey oluyordur olmaz. Neyse abi dur bir yatalım. Daha buraları hallederiz arkadaşlar. Son 2-3 bölümdür zaman inanılmaz hızlı geçiyor gibi geliyor. Yani şu an yarım saati çoktan geçmişiz. <laughs> videonun kaçıncı dakikası bilmiyorum ama bu nasıl olabiliyor? Gerçekten hayret. Şunu şuraya koy abi. Tamam mı? Burası yemek sandığı. Şurası da meşale sandığıydı. Bunları da büyüteceğiz abi. Şimdi arkadaşlar ben bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu aralara crafting table atacağım. Çok kullanışlı oluyor gerçekten bu teknik. Ve şuralara da abi ver yaprakları. Ben şu aralara yaprak atmayı çok seviyorum. Ya da ya da ya da başka bir şey mi yapsak? Bunun üstüne yaprak olunca açmasını engelliyor mu? Engellemiyor. Oha. Şöyle yapsak tamam mı? Şu fenerleri de şöyle asamıyoruz değil mi? Çit var mı? Şimdi zincir de yapabildik aslında. Neyse çiti ver. Buna da şöyle asalım arkadaşlar. Böyle bir sandık yeri oldu. Çok büyük olmasın zaten istemiyordum sandık yerinin açıkçası. Böyle güzel oldu. Böyle her sandığa da ulaşabiliyoruz. Tatlı. Bunlara birer tane de şeyi yapmak lazım arkadaşlar da. Item framele eşya çerçevesi falan koymak lazım da biliyorum. Yalnız tahtamız artık malzemelerimizin ne kadar azaldığını ne kadar çok olduğunu böyle bakınca anlayabileceğiz arkadaşlar. Şuradan da bakınca ağaç tarafımız görünüyor. Buradan diğer evimiz görünüyor. Şu taraf pencereye gelince şöyle şuradan. Şeker kamışları veya üst kattan her türlü görünüyor zaten. Şu üst kata çıkarsanız arkadaşlar. Lan şeker kamışlarını göremeyecek miyiz? Böyle zıplarsak görebiliyoruz. Tamam bence harika. Zaten balkona çıktığında her yeri görebiliyorsun. O abi. Balkonumuz çok güzel oldu değil mi? Abimin base de görünüyor. Dur ben spoiler vermeyeyim abi. Geç buradan çok belli olmuyordu arkadaşlar şöyle her yere bakabiliyoruz. Çok iyi değil mi? Şimdi daha yapılacak çok iş var. Öncelikle şu tarla iki bölümdür bekliyor. Tarlalara bir girişeceğim. Bu bunların yoluna yapacağız. Patika yapacağız aşağı doğru. Şuradan bir merdiven yapacağız. Yani patika şeklinde inmek istemiyorum. Hatta merdiveni şuradan şöyle yaparsak daha mantıklı arkadaşlar. Tarlaları toplamaya şeker kamışlarından başlamayayım. Onlar biraz daha uzasınlar. Arada uzamayanlar var. Etraf ortam çok tatlı değil mi ya? Kemik tozu üretmiş mi hiç içine atamamışız ki? Arkadaşlar tarlaları teker teker toplayacağız. Şimdi öncelikle buğdayları bir toplamaya girişelim. Arkadaşlar birkaç yeri yanlışla bozdum ve şurayı da zaten çapalamamışız ama sıkıntı yok birazdan çapayı alır gelirim. Burayı çaparız. Hatta gidip çapa mı alsam gelsem ya. Ben envanterimde çapa taşıyayım abi. Çünkü mutlaka bir yerlere zıplayıp bozacağım gibi geliyor. Olaya bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> ne kadar çok çıktı. Muhteşem abi. Hemen eve gideyim. şu da çapa var mıydı? Bir saniye. Yok abi çapa. Hemen eve gideyim. Çapa yapayım birkaç tane ve buraya bırakalım çapaları da arkadaşlar. Çiftlik evimizde olsun. Evimiz. Güzel ya evimiz gerçekten emeklilik hayat yaşıyoruz. Arkadaşlar bence bu tarafın bu kadar beğenilmesinin sebebi insanlar basit işleri de görmek istiyor. Günlük rutini. Gerçekten bir hayat gibi yaşıyoruz biz burada arkadaşlar. normalde biz diğer tarafta ana base'de ne yapıyorduk? Ara işleri, rutin işleri video dışında yapıyorduk. Video genellikle ana işleri bırakıyorduk arkadaşlar. Ama artık ana işleri de, ara işleri de, bütün günlük rutin işleri de hepsini de videoda yapıyorum abi. Arkadaşlar bir tane taş çapa varmış. Hem onu yanıma aldım. İki tane de ekstra demir çapa yaptım. Demir çapaları buradaki çiftlik evimize bırakacağım. Eski evimize yani. Burada dursunlar. Şu demir çapa şimdilik benim şey... Taş çapa benim şimdilik işimi görür. Abi şu bozduğum yeri ve çapalanmamış yeri de çapaladım. Haydi bakalım arkadaşlar şu gördüğünüz tarlayı bir ekeyim tekrar. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da... Aa şurada bir tane kalmış. Komple ektim. <laughs> Baya arttı. Şu kadar tohum. Ben bu tohumu kemik tozu yapmak için kullanacağım arkadaşlar. Süper olacak. Şöyle atalım. Bayağı bayağı bir sürü tohum. Şimdi sıradaki toplayacağımız yer. Bakar mısınız arkadaşlar bu odaylara da? Şu hepsi bir elime tekrar toplayayım. Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neredeyse 7 stek. Yani 6 stek diyelim. 10 tane saymayalım. 6 stek bu oday abi. Çok iyi. Havuçlara bakar mısınız havuçlara? Of of of. Şimdi arkadaşlar şu havuçları toplamaya bir girişelim. Let's go. Topladım arkadaşlar. Olaya bakar mısınız abi? Yalnız şurada bir ıslanmayan yer var sanırım. Bura arkadaşlar kendi kendine bozuluyor. Demin de bir tanesi çıkmamış hatta yetişmemiş yani. Yalnız gece oldu şurada bir tane unutmuş muyuz ya orada bir havuç gördüm sanki. Arkadaşlar gece oluyor. Ben hemen hava tam kararmadan Şunlara bir ekeyim abi. Gerçi karardı da. Ondan sonra sabah toplarız patateslerde. de. Son birkaç tane yes. Abi ben bir tane yaratık falan gelip buraları patlatmadan hemen gideyim uyuyayım abi. Yukarıdaki evimize uyuyacağız. Evimiz buradan gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar. İyi ki yaptık ya. Ne oluyor lan? Ha Allah kahretmesin. Şu şeyi üretiyormuş. Lan bende diyorum sen orada kimse yok. Biri bir şey kazıyor. <laughs> Onu kemik tozuna çevirme sesiyle bir şey kazma sesi aynı olduğu için vallahi korktum ha. Evin içinde yaratık falan yok değil mi lan? Hiç aydınlatmadığımız yer var mıydı? Hemen arkadaşlar üst kattaki olan yatak odamıza çıkıp yatağımıza çıkıp daha doğrusu bir oda değil. Bir manzaraya da son bir kez bakıp şöyle bu gecelik bir uyuyalım abi. İyi geceler. Şimdi dinlenin. Çünkü hüzün ve zahmet sizi yormuş. Bu gece huzurlu uyuyacaksınız. Galadriel. Yalnız bizim şu arka bahçede sanırım e, yaratıklar falan spawn oluyor arkadaşlar. Buraya köpeklerimizi Markus'u buraya getirip Markus'a güzel bir kulübe yapmak istiyorum arkadaşlar. Hatta yapsak mı şimdi ya? Şu tarlayı bir toparlayayım da. Markus'u buraya getirip burada Marcus'a güzel bir kulübe yapacağım. Yalnız bugün maden de toplamadık. Ağaç falan da toplayamadık. <laughs> yani biraz evli taşırmakla ilgilendik bugün arkadaşlar. Ama tarlaya da baya zaman ayırdık. Güzel oldu. Şimdi buraya geldi abi sıra. Yalnız bu kadar fazla şeyi ee, götürüp satsam mı önce bir ya? Patates bence envanterim doldurur abi. Şu buğdaylar en azından bırakayım. Yalnız buğdayı henüz satacak bir çiftçi çıkmadı arkadaşlar. E, çıkacaktır da. Ben ama yine şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunlar ihtiyacımız olduğu geri çevirebilir sonuçta. Saman balyasına çevirip arkadaşlar. Şöyle yine ara ara. Şurada mesela eksik kalmıştı ara ara böyle saman yığınları atmak istiyorum. Hatta mesela şunu biraz daha büyütmek istiyorum. Çünkü güzel bir doğallık ve çift çiftlik görünümü veriyor arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. Şunu kır abi. Birbirine çok yakın. Şu tarafa bir yere yapalım. Bunlar yiyor, yiyor mu, yiyor bu inekler? Direkt balya olarak yemiyor. Halbuki yer abi. İnek bayılır yani. Bir tane de hemen buraya yapalım bir. Mesela şöyle bir tane de buraya oldu arkadaşlar. Şöyle koyalım. 15 tane kalmış. Onunla da bir tane şuraya yapalım. Yani çiftlik burası. Her yerde böyle saman balyaları falan filan var. Koymuşuz sağa sola. Tamam mı? Bak burada da var. Her yerde saman balyaları var arkadaşlar. Zaten ihtiyacımız olduğunda, lazım olduğunda buradan alıp kullanabiliyoruz. Tamam. Havuçlar, havuçlar da gelmişken satalım. Köylülerimize. Kime satabiliyorduk? Çünkü hepsine birden alamayacak arkadaşlar. Değil mi abi? Sana şöyle biraz havuç satayım. Kitlenecekler zaten. Tamam. Diğerine de satalım. Diğerine havuç. Nasıl, nasıl havuç yok? Nasıl havuç almıyorsun sen? Lan terbiyesiz. Dime de patates satacağım. Sen de gör patatesi sana satmayacağım. Arkadaşlar bu kadar havuç arttığına göre bu havuçları da şöyle atalım o zaman. 7 tane de elimde. Buğday daha kalmış. İneklerimizi çoğaltırım abi birkaç tane. Bence şu balya yerleri güzel oldu. Mesela şu güzel olmamıştır abi. Biraz daha yığın gibi dursun istediğim için şöyle koyacağım. E, yığmışız böyle üst üste. En üstte bir tane kalmış. Tamam abi 2 tane daha arttı da. Onlar da koyunları bir tane de koyun arttıralım. Şu beyazla Dur bak beyaz nereden geldi hepsi gri kalmıştı nasıl beyaz koyun oldu? Bunlarınki de siyah oluyormuş. Gene gri oldu. Baskın ırk gri herhalde. <laughs> Şimdi patatesleri toplamaya geldi sıra. Arkadaşlar çok güzel çalışmıyor muyuz ya? Vallahi bak harbiden tam bir survival yaşıyoruz burada. Evimiz de orada. Gözet arkadaşlar şu tarafa bir gözetleme kulesi yapacağım demiştim. Böyle ara ara güzel şeyler yapacağız ya orta çağ orta dünya temalı. Şimdi şu patatesleri ben bir toplayayım. Topladım arkadaşlar hepsini. Of 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 deli patates. Bir tanemiz deli patates çıkmış sadece. Süper bir yudum su alayım önce. Ve şimdi de bu patatesleri tekrar toprağa verelim ki alalım. De değil mi abi? Yaşa. Yaşa diye bağırıyormuş oradan. <laughs> Ulan o ses neymiş diyorum. Geldi yanıma elimde patates tutuyorum ya. Demek oradan geçirebiliyormuş. Bagını buldu. Mesela bak ekerken şunu da bahsedeyim. Elimle gördü geldi. Aa bu patates burada ekili. Domuz bunun kokusunu alıp ne bileyim almaya çalışması lazım veya havucu yiyorsa havuçları yer altında olduğu için belki kokusunu alamıyor diye düşünmüşlerdi de. Mesela böyle inekler buğdayların içine girip onları yemeye falan çalışsa. Bu ileride gelecek arkadaşlar bunu yazın not edin bir kenara ve çiftlik e, yapınca kenarına çit çekmemiz için bir gerekçe daha olacak yani. Normalde çi çiftliklerin kenarlarına niye çit falan çekilir gerçekten hayvanlardan korumak için. Ha insanlardan da koruyanlar var da tarlaları hayvanlardan korurlar arkadaşlar. Hoppa tamamdır. Bayağı da patates arttı. Süper oldu abi ya. Tarlamız çok. Bak bir iki bölüm tarlaya bakmadın mıydı? Şşt, deli gibi büyüyor. Çünkü her bölüm bir saat bir buçuk saat oynadığımız için. Her türlü tarlalar yetişiyor abi. Bunları da bir satmaya götüreceğim. Sonra şeker kamışlarımı toplayıp şeker kamış tarafını artıracağım. Markus'a yuva yapacağım. Dur dur. Hepsinden önce. Abi şu patateslerde de Dim abi önce bir satayım. Kitlendiği zaman diğerine satarım. Kitlendi abi Dim abi. Dim abi de havuç açılmış ama havuçları da getireyim tekrar satayım. Arkadaşlar sadece alışveriş yaparak tekrar 25 level oldum 22 level'dan. Havuçları getireyim. Arkadaşlar Dima abiye tekrar şu havuçları satıyorum. Tamam abi kilitlendi. 58 oldu. Zümrüt. Şimdi aslında ben kitap almak istiyorum kitapçıdan. Tamir kitap özellikle. Çünkü 8'e falan da düşmüş. Bayağı düşük. Şundan ne alabilirim? Bu aa bunu level arttırmak istiyordum arkadaşlar. Bir saniye. Arbelet alalım bari. Sırf level atlasın diye aldığımız şeylere bak şu terbiyesizler. Aa zaten ha, lan oğlum gel yükselsene. Uzman usta ol artık. Ha oldu tamam. Oo arbalet veriyor gelişmiş. Tuzak kancasına zümrüt çok saçma. Arkadaşlar şimdilik tamir kitabına çok fazla ihtiyacım yok. Şu, belki şu baltaya basarız. Aslında alsam mı bir tane? Neyse diğer bölüm alırız. Çünkü ben şu an e, ikiye mi? Dimi abi daha ucuza veriyordu sanki. Bire aynen. Şuradan arkadaşlar biraz daha altın avuç almak istiyorum. Sonra artan alışveriş fazlalıklarını da buradaki sandıklara atacağım. Yukarıya götürüp getirmeyeceğim yani. Şunları da gene buraya atacağım arkadaşlar. Bakın 3 tane aslında şundan oldu. Birleştirirsen güç 2 güç 3 oluyor. Şuna birleştirince bir şey olmuyor. Bir tane daha olsa güç 4'e kadar yolu vardı. Bunları da burada pişirelim. Zehirli patatesi de bunlar yanına ama şuraya bir yere koy. İki tane daha havuç artmış arkadaşlar. Şu havuçları dayıma bırakayım. Dayım gelirse dayıma hizmet. <laughs> Şimdi Markus takip et beni oğlum. Seni yukarıya götüreceğim. Gerçi tarlanın başında durması daha iyiydi ama Markus'un. Gel oğlum gel oluşum. Arkadaşlar Markus'a arka bahçeye yuva yapacağım. Oğlum çok hırşınlanıyor. Biraz yürü Markus. Oh. <laughs> Markus'a tam şuraya arkadaşlar. Güzel bir otur oğlum oraya. Aslanım benim. Arkadaşlar ön tarafı dolanmayı üşendim açıkçası. <laughs> Özür dilerim. Markus şöyle küçük ufak bir köpek kulübesi yapacağım arkadaşlar. Şuraya. Böyle çok büyük olmayacak. Markus seviniyor bak bak havlıyor görüyor musun? Aa bana kulübe yapıyor diye. <laughs> tamam ha, bura böyle dursun. Şu önlerini tabii çıkarttıralım biraz. Şimdi ucuna da yarım bir blok çekeceğim yarım basamak. Abi her seferinde buradan girip çıkıyorum da buraya bir tane arka bahçeye kapı yapacağım oraya. Tamam abi. Şurayı kapat. Pencere olarak değil arkadaşlar burayı bozuyorum. Şunu da kır. Hatta tekli pencere olsun. Var mı taşlarında? Bir saniye aklıma güzel bir fikir geldi. Hatta direkt pişmiş taş olsun abi. Farklı görünsün. Şöyle şurası pişmiş taş görünsün. H yazıyor. <laughs> buradan ismi H ile başlayan takipçilerimize de selam olsun hem de. Şöyle Markus arka bahçeye. Bak senin için kapa ekledim. Tamam mı? Markus'un yeri için. Markus gel oğlum. Gel oğlum. Şş, Markus gel buraya. Şuraya gel. Gel tosunum. Gel tosunum. Gel biraz daha. Hop, otur bakayım. Dön bu tarafa. Aslanım benim. Aslan oğlum benim. Üstüne yarım blok şöyle kaplıyorum arkadaşlar. Bir saniye yanlış oldu. Şöyle şurada şöyle yapayım. Şu olmasın. Şunu da şöyle koyalım. Oh tam bir köpek kulübesi. Markus'un yeri. Şöyle birkaç tane de bir şey yapalım. Markus buraları geze geze böyle çökertmiş arkadaşlar. Süper be. Markus. Yeni evini beğendin mi? Oğlum biraz içeri mi girsen şöyle hafif. Üşürsün. tosunum üstürsün. Hah tamam arkadaşlar. Biraz zorlu oldu ama Markus'u nihayet içeri oturtmaya başardık. Hemen bir uyuyacağım. Şöyle gidiyorum. Envanterimde bir sürü saçma şey oldu. Güzel. Evimiz de güzel. Markus'un odası da güzel. <laughs> Arka bahçeye de arkadaşlar. Ben ne bileyim tavuk kümesi falan filan da yapıp böyle orta çağda da orta dünyada da oluyor ya böyle arka bahçelerinde normal moderne de oluyor. O fark etmiyor. Arka bahçemiz de var yani diyelim. Bak Markus'un yuvası. Vay tatlı çoğulum benim. Tamam arkadaşlar inşallah Markus yerinden memnundur. Şimdi ben Markus'un önüne arkadaşlar. Bizim şey var mı? Ee, yerde durabilecek abi bir su kabı gibi bir şey koymak istiyorum da. Arkadaşlar yok. Böyle kilden bir şey yapacaktım. İçine de su su gerçi onun içinde olmazdı ama köpek kabı gibi bir şey olacaktı. Neyse artık. Bir deniz kıyısına ineyim belki orada kil bulurum. Onları pişirip tuğla yapıp saksı yapacağım. Saksı sanki köpeğin su veya hani yemek kabı gibi dursun istiyorum da. Dur bakayım kıyıya bir inelim belki denizin içinde vardır kil. Abi şu kum mu kil mi? Kummuş abi tüh. Anjuda var birkaç tane kil dur bakayım. Biz derin koşu da yok ya ne kadar zor oluyor. Tamam abi zıplayabilir miyiz? Zıplayamadı. 32 tane mi? Oha lan. Servet mi var benim kürekte? Yo. Hemen arkadaşlar şu aşağıdaki evde fırın vardı. Yukarıdaki eve daha henüz fırın yapmadık. Ana evimize. Çiftlik evi diyelim aşağıdakine. Tarlalar tekrar yetişmeye başladı arkadaşlar. Selamun aleyküm. Burada da bir şeyler pişiriyorduk. Şimdi buradan iki tanesini buraya hepsini pişirmeyeceğim. Belki başka bir şey kullanırız. Ya da pişir ya. Arkadaşlar bayağı bir pişti. Bir önceki videomuz yayınlandı da ona baktım. Gayet güzel izleniyor. Şimdi iki tane bunda saksıyla ne yapıyor? Tahtadan yapıyor. Arkadaşlar iki tane yaptım. Bilmiyorum iki tane şöyle şöyle göstereyim size. Bir tane sanki su kabı, bir tanesi de içine bunun su koyulmuyor değil mi lan? Yok çiçek koyuyor sadece saksı çünkü. Bir tanesi su kabı, bir tanesi de mama kabı, yemek kaba gibi Markus'un. Arka bahçemize böyle tatlı tatlı takılacak Markus. Bak oğlum şu su kabın, şu da mama kabın. Tamam mı oğlum? Joan'ı <laughs> yerim senin ben. Tamamdır arkadaşlar. Son kez de şöyle Markus'u bununla besleyemiyoruz. Aha besleyebiliyormuşuz. Abi pişmiş bu. Allah Allah. Pişmiş etle beslen aslanım benim. Arkadaşlar bu bölümde de hem evimizin iç tasarım yaptık. Tarlalarımıza uğraştık. Markus'a güzel bir kulübe yaptık. Yani evimiz de gayet güzel oldu. Yatak odamızda yukarıya artık tasarlar mıyız bilmiyorum yaparız bir şeyler. Köylülerimize de bir sürü alışveriş yaptık. Köylülerimize daha çok alışveriş yapacağız. Şeker kamışlarını artık diğer bölüm toplayıp bir tık şuraya bir tık da birkaç tık da şuraya genişlettim arkadaşlar bu şeker kamışı bayağı bir götürür bize satmak için kullanıyoruz ya zaten çok fazla kağıda ihtiyacımız yok satmak için kullanıyoruz arkadaşlar köylülere balkona çıkayım abi orada da F5 yapayım Markus'un kulübesi buradan görünüyor mu? Görünmüyor abi şuradan da görünmüyor neyse şuraya aa Markus'un tam şeyin üstüne de arka bir balkon yapar mıyız? <laughs> Bence de çok güzel olur arkadaşlar nasıl tarlalarımız evimiz Emeklilik hayatımız, yurdumuz. <laughs> Teşekkür ederiz için arkadaşlar. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde modsuz survival gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hem abimin hem de dayımın kanallarını açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret edip abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Abim daha siz bu videoyu izlemeden birkaç gün önce gene video atmıştır. O da sürekli burada atıyor. Hatta sol taraftaki şuradaki base onun. Orayı da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın dostlar.